Yani Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deyiz. Burada bulunmamızın nedeni ise yılın en uzun günü olan 21 Haziran'ı yaşamak için. Güneşli bir hava ve herkes sokakta. Tabii ki Finlandiya'nın çok güzel kızları da sokakta. What do you think about that day? Of 21st of June. Well, I'm gonna work all day long, but the sun is shining after 3 o'clock also, so I can lie on the beach after that as well. But the sun is shining and. Well, I guess here up in Finland you miss summer a lot and sun because this is so dark all time of the year. It's a big issue. So have you ever been to Turkey? Because that's a really summer country. Yeah, I was in Turkey when I was about 13, so 10 years ago. I don't remember anything, but anyway. Well, you should clear up your mind again and visit the country. Yeah, I should. Well, we expect you next year or this summer. Thank you. Türkiye 13 yaşında gelmiş, yani 10 yıl önce, ama hatırlamıyorum bir şeydi. Ve ben onu tekrar davet ettim. Acun'un yaptığı gibi. İspanyol merdivenleri değil, hala Helsinki, Finlandiya'dayız. Katedralın önündeyim ve şu an merdivenlerden aşağı iniyorum. Burası onların en önemli meydanlarından bir tanesiymiş. Çünkü burada kurtuluş günlerini kutluyorlarmış. Yan tarafımda ise parlament binası var. Ve bu merdivenlerden inmek ve çıkmak bayağı zor oldu. Neyse, görüşmek üzere. Neşeli iki bayanın yanındayız. Onlarla da şimdi konuşalım. Hi girls. Hi. What's your name? Laura. Yours? Yanna. Laura and Yanna. Okay. So what are you doing today? I have nothing special planned. Just enjoy the sun. And you? The same. It's so rarely that it's sunny in Finland, so we enjoy every moment. So are you friends or sisters? Friends. We come from a Mediterranean country, Turkey, and have you ever been there? Unfortunately not. So you know there's summer all year long almost, you know, and there's always beaches and sun, so any thoughts of visiting the country? Yes, sure. We envy you. Thank you. Any boyfriends? I have a husband. Oh, you're married, okay. So, and my plan is to find one. I'm not gonna cry, but I'll stay in the woods. When my heart is aching, I dance with the wolves. I'm not gonna try, but to mess with my roots. When my heart is breaking, I dance with the wolves. Finlandiya ormanında her türlü sürprizlere hazırlıklı olmak lazım. Şu an olduğu gibi, çünkü dört bir yanımız kurtlarla çevrili. Ve eğer şuna bağlı olmasa hiçbiri, gerçekten burada durmak büyük bir cesaret ister. Ama Acun için yapılır vallahi. We'll be right back.
Gel. What are you waiting for? Seats. Seats? No, I'm seat. Yer be. Yer bekliyorlar mı? Çünkü evet, dediğimiz gibi hava çok sıcak olduğu için yer yok kafelerde. Have you ever been to Turkey? Yes. You have? Yeah. Four. Four times? Mm-hmm. Dört defa gitmiş Türkiye. And you? I haven't. You have plans too? Well, you should take him. Yeah, probably I should. But after four times, you must be really happy. Yeah, I like it a lot. Well, where have you been? Marmaris and Kemer and Alanya. Thank you so much. Thank you. Doğadan kopmadık, şu an atın üzerindeyim. Burada gördüğünüz gibi her türlü hayvanla karşılaştık. Kurt, geyik, at. Ata binmeyi çok seviyorlar 21 Haziran'da, yani en uzun günde. Doğayı öyle gezmeye, yaşamaya. O yüzden biz de öyle bir şey yapıyoruz şu an. Bu arada bir şey daha diyeyim size Finlandiya hakkında. Finlandiya tam 300 ada ve 1800 gölden oluşuyor. Bunu da unutmayın. Have you ever been to Turkey? Two times. Three times? Two. Okay. In Alanya. And the other one? Two times in Alanya. Yes. Okay. Bu Finliler hepsi bayağı gitmişler Türkiye, yani biliyorlar. And you, have you ever been to Turkey? Once there. To Marmaris. I guess among Finnish people, the most famous places is Alanya and Marmaris. Yeah. Hear it from each other. And one with his turkey and the other one tells each other, or? No, I don't know. I think maybe it depends from the cheap price to travel there. I don't know. And maybe the sun. Yeah, sun of course. Not all year long. Okay. Evet, yani hepsinin çoğunlukla tercihi Alanya ve Marmaris. Türkiye tercih etme nedeni işte güneş olması, ucuz olması birinci tercihlerin arasında geliyor. Sail of Turkey. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Finlandiya'da 21 Haziran'da beyaz geyik görmek çok büyük şansmış. Biz de herhalde çok şanslı bir ekibi olduğumuza göre arkamızda gördüğünüz beyaz geyik burada. Nigga, you ain't no chin. She likes my tone, my cologne, and the way I roll. Acım, bu sefer sen maalesef şanslısın. Çünkü beyaz geyikler yine karşımıza çıktı. Bu bizim çok şanslı olduğumuzu gösteriyor. Şimdi ise içeri gireceğim partinin olduğu yere. Yani 21 Haziran'ı sonsuz derece kutlayacağımız partiye. Bizim için özel hazırlanmış bir ortam. Ve muhteşem bir manzarayla sizi baş başa bırakıyorum. Hi girl. What are you doing? We are dancing. What is this dance called? Polka. Evet, gördüğünüz gibi polka yapıyorlarmış. Are you guys finished? Yes, we are. No, you're not finished. Professionals in Dindas? Oh, for how long? Couple? 11 years. 11 years? Okay. What do you think about this day today, 21st June? Well, I like it very much. Very nice day, yes. You're gonna party all night? Yes. All day? Yeah. Oh, thank you. Benim de bütün gün eğlenecekler. What do you think about today? I like awesome. So how old are you? 19. Ah, 19. And you? 21. 21? Oh, you just do today. 18. Çok iyi. Ama ben şöyle söyleyeyim kendi tecrübemden bu en uzun günle ilgili. Gençlere çok güzel yarıyor bugün ama maalesef çocuklar da var tabii. Ben Danimarka'da yaşarken bu en uzun günler bizi çok feci derece rahatsız ederdi. Çünkü bütün gün dışarıda ses olduğu için
Ve bizim de ertesi gün okul olduğu için, uyumamız gerektiği için, annem bizi zorla uyuttuğu için uyuyamazdık tabii. Camdan kaçardık. O da apayrı. Yani çocuklar için aslında bugün çok da eğlenceli değil. Gençler için çok güzel bir gün. Samettin Bey, ne oluyor burada? Biraz bize bahseder misiniz? Burada Finlandiya'nın dünya medyasına verdiği bir davetteyiz bugün. Dünyanın 300 tane önde gelen medya temsilcisi Lapland dediğimiz bölgede Finlandiya'yı daha iyi tanımak amacıyla davet edildi ve siz de bunların arasındasınız. Finlandiya'da 10 bin yıl önce öylesine bir kar yağmış ki tüm Finlandiya'yı buz kaplamış. Ama en bu yoğun buz kaplama olayı bizim şu an bulunduğumuz Kitula şehrinde gerçekleşmiş. Ve bu bayağı uzun zaman erimemiş bu buzlar. Ta ki midnight sun, yani gece yarısı güneşi çıkana doğana kadar. Ve öylesine güzel eritmiş ki o buzları. Tüm dağlardan aşağı böyle kristal şeklinde akan bir su olmuş. Ve bugün Finlandiya'nın ekonomisine katkısı çok büyük. Hi, have you ever been to Turkey? No, I really want to. Really want to? Yeah. So what do you think about this day today, the longest day? I love it. It's great. Well, the sun never does go down, and it's the best day of summer, and it's the best party day in Finland. O da herkes gibi çok seviyor 21 Haziran'ı, çünkü güneş hiçbir zaman batmıyor, gün çok uzun. So what is this midnight sun exactly? Exactly. Well, up here north, so the sun really doesn't go down, and like the longest day of the year, it just, well, half down, and then it goes up again. So I think it's from that. And I guess it gets a really unique color too. Yes, it's lovely, it's beautiful. And up here in Lapland, as you can see, the nature, it's very nice. And people here, nobody's staying in the city. Everybody goes to the summer villages and cottages and okay. Out everywhere. Thank you. Bu hafta süper bir program hazırladık. Sizi alacağız, götüreceğiz. Nereye götüreceğiz? SeaWorld'e. Su dünyası sevgili seyirciler. Buradan dünyanın öbür ucundaki balıkların arasına atacağız sizi. Sonra da götüreceğiz Finlandiya'da. Süper bir partimiz bekliyor. Acun Firar'da yine muhteşem. Sizin sürprizimiz var. Neredeyiz şu anda? Arkama bakar mısınız? Şamu seyirciler. Dünyanın en büyük balinalarından biri ve şov yapacak. Sizin için bir şov yapacak. İşte şov. İşte karşınızda balina eğitimindeki son nokta sevgili seyirciler. Balina eğitmeniyle dans ediyor. En akıllı balinası Şamu şu anda eğitmeniyle beraber seyircileri selamlayacak. Şamu ve eğitmeni seyircilere doğru gidiyor. İnanılmaz bir görüntü, hazır olun. İşte Şamu ve eğitmeni seyircileri selamlıyor. Bayan hareket gösteriyor ve Şamu hareketleri yapıyor. İşte bayanın gösterdiği hareketler Şamu tarafından yapılıyor. Öbür tarafta, alt tarafta bir de beyefendi var biliyorsunuz. O beyefendi şimdi Şamu bir oyun oynayacak. Yeşil tişörtlü seyirciye dikkat edin şimdi. Evet, yeşil tişörtlü seyirci bekliyor. Şamu'nun gelmesini bekliyor. Şamu ona bir oyun oynayacak şimdi. Ve gelip adamı ıslatacak. Biz tabii bunu daha evvel seyrettiğimiz için biliyoruz Şamu'nun neler yaptığını. Şamu gayet konsantre bir şekilde geliyor ve adamı ıslatıyor. İşte sıra zıplama oldu adamcağız.
Evet, adeta dalga geçiyor. Görüyorsunuz kendisini bir karaya atıyor, bir suya atıyor. Aylarca süren eğitimler sonunda artık hayvan bu derece performanslı hale geliyor. Eğitmenini aldı şu anda ve gezdiriyor. İşte gördüğünüz gibi Şamu şu anda Sukaya yaptıracak. Evet, Şamu ile Sukaya yapıyor eğitmeni. Muhteşem bir görüntü. Altında balina var şu anda. Balinayla Sukaya yapıyor ve karaya çıkacak şimdi. İşte görüyorsunuz, gayet rahat bir şekilde çıktı. Hayvan bu kadar eğitilebilir mi sevgili seyirciler? İşte inanılmaz görüntüler. Şamu adeta oyuncak gibi oynuyor bakıcısıyla. Ve herhalde çok yükseğe atacak. İnanılmaz bir görüntü. Bu görüntüyü bir kez daha seyretmek istiyoruz. Şamu'nun bakıcısına yaptığı inanılmaz bir şov. Eğitmeni adeta zevkçiler, gördüğünüz gibi bu kadar uyum olabilir. İki balık ya da iki insan kadar uyumlular. İşte bir atıyor, bir tutuyor, oynuyor eğitmeniyle. Şimdi şok bir görüntü hazır olun. Şamu eğitmenine ne kadar yüksek atacak, inanılmaz bir görüntü. İnanılmaz bir görüntü, metrelerce yukarıda, tahmin ediyorum 6-7 metre kadar yükseltti. Şaşkın şaşkın izliyorlar sevgili seyirciler. Şamu'nun ne kadar akıllı bir balina olduğunu gösteriyor şu anda eğitmeni. Gördüğünüz gibi aylar sürdü onu eğitmek, fakat şu anda güzel güzel oyunlar oynuyorlar beraber. Bir balinayla havuzda bu oyunlar oynanabilir mi? Evet, oynanabiliyor demek ki. Seyircileri ıslatıyor. Gerçekten çok şakacı bir balina Şamu. Ve seyircileri ıslatmaya başladı şu anda. Seyirciler Şamu'nun gazabına uğradılar. İşte Şamu Show. Şu anda bütün seyircileri ıslatmaya başladı. Biz de zaten zor duruyoruz şu anda. Şamu bütün herkesi sırılsıklam yaptı. Ve inanılmaz bir görüntü. Şamu şu anda kendisini seyircilerin önüne attı ve poz veriyor. Evet, gerçekten poz vermeye alışmış bir balina bu. Araya iki tane de at atalım dedik. İşte atlar. Görüyorsunuz yalnız bu atlar her zaman her yerde görebileceğiniz hayvanlardan değil sevgili seyirciler. Şu asilliğe bakar mısınız? Yani boylara, postlara bakın, ayaklara bakın. Ayaklar, boylar, postlar, işte size el sallayan sürücüler. Arkada da bir köpek. Evet, atları gördünüz. Minik dalmaçyalıyı da gördünüz. Şimdi ne göreceksiniz biliyor musunuz? Şimdi sevgili seyirciler sizi fok balıklarının arasına atacağız. Fok balıklarının arasında inanılmaz görüntüler göreceksiniz. Çünkü bu kadar akıllarını her yerde bulamazsınız. İşte foklar ve süper bir şov. Bakıcıları şu anda yemeği koyuyor. İki fok balığından da yemeğe dokunmamalarını isteyecek.
Bakalım irade testini hangi futbolu kazanacak? Görüyorsunuz, veriyor ve 7. İşte 7. İrade 0'mış bu futbolunda. Eğiticisini hiç dinlemedi ve fırçalıyor şu anda. Fırçasını yedi. Şu anda tekrar başlayacaklar. Ve yemekleri, balıkları tek tek koyuyor ve fırça atıyor şu anda. Bakalım dayanabilecek mi? Çok zorlanıyor görünüyor. Çok zorlanıyor. Ve yedi. Tasdik ediyor bu olayı ve gördüğünüz gibi şu anda ikisinin de yemekleri verildi. Fok balıklarının irade testi bu sesle sona ermiş oldu. SeaWorld'daki eğlenceyi gördünüz. Şimdi dünyanın diğer bir ucuna gidiyoruz. Kuzeye doğru çıkalım isterseniz. Finlandiya'da süper bir parti var. Tülin Şahin sevgili seyirciler, sağ olsun sevilen mankenimiz bizi kırmadı ve bizim için Finlandiya'ya gitti. Bu süper partinin içinde Tülin Şahin var ve bakalım partide neler oluyor. No hei, taitaa olla turkkilaisia nämä, jotka meitä haastattelevat. Yeah, hurmet, bro. Tässä te kyllä taitat tulla mistä järkevää tästä. Mutta yhdellä haastattelussa nehän menevätkin täysin pieniä. Ve tengeruam. Koptu bu Acun. Ben bir şey sordum ama bin tane hikaye anlattı neyse. Ve tengeruam dene dehye, dene ine çünü, den renksi dey. Nauri Koranik yhtä kaunis, kaunis kuin haastattelija Sinimäki. Okei. Okay. Joo, tänne, tänne. Ja, din, din vingan is point fu. Tällä vähän niin kuin rapsutellaan nää. Älä tämmöstä herkkää tällä. Alo, tän vaan. Jäi. Okei. Ja sä yön auringossa. Ben adamla İsveççe konuştum ama o benle her türlü her şeyi konuştu. Anlamadık tabii. O güldü, biz de güldük. Eminim siz de güleceksiniz. Güneri Bey, sizden günün yorumunu alabilir miyiz? Ama bu sefer... ama bu sefer Acun Firarda için. Buraya gelirken çok hoş bir yerden geçtik. Finlandiya vodkaları nasıl doğadan süzülerek yapıldı? Suyu ve diğer girdileri, bitkisel girdileri nasıl? Ve bu bir yol çizdiler ve biz onların içinden geçerek geldik. Karların içinden geçtik. Sen dedin ki beyaz giyik uğur getirir dedin. Evet. Ama bunun ötesinde bazı şeyler var. Bizim ortak noktalarımız. Bizler de Müslüman olmadan evvel şaman dinindeydik. Onlar da şaman dedikleri, şamanlar da bizi karşılayıp davul çalanlar. Peki başka benzerlikler var mı? Var. Çünkü Finlandiya, Fince, Macarca ve Türkçe'de dil olarak da çok benzerler. Mesela Macarca için örnek vereyim sana. Cebimde 3 elma varın, Macarcası da jabında uj alma var. Fincesini bilmiyorum. Şurada yaptığımız bu piknik ki saat gecenin 10'u 20 geçiyor. Ve akşamüstü saat 6, 6.30 gibi bir güneş var. Gece günün yılın en uzun gündüzü diyelim.
yılın en güzel ve en uzun gündüzünü biz burada bir nehir kıyısında yaptığım bu piknikte şaman dininin bütün özellikleri burada sergileniyor. Şamanlarla karşıladılar bizi tavullarıyla. Şamanların avları önümüze çıktı. Şamanların patikalarından yürüdük. Onların yiyeceklerini paylaştık. Daha sonra şamanlardan sonra Vikingler geldi. Vikinglerin burada yani tam senin arkanda olan arkanda olan tahtalar üzerinde islenmiş somon yiyoruz. Ve senin asla Danimarka asla olduğu gibi bitinle. Bugün hiç güneş batmayacak. Bugün ebedi bir gündüz yaşanacak. Doğa bile uyumazken biz niye uyuyalım dedi. Ve şimdi burada gecenin saat 10.30'unda beraberiz. Doğa uyanık, biz uyanırız. Evet, sabah 8'de de uçak var. Nasıl kalkacağım? Ha. Bu şamanlar ve arkasından Vikingler döneminde uçak yoktu. Bu güneş 4'e kadar batmayacak. Hiç batmayacak. Hiç batmayacak. Bugün hiç batmayacak. 5'e 10 kalacak. Böyle bir diyelim ki alacak karanlık bile değil. Evet. Böyle bir hafif bir gölgelenme olacak. Sonra gene bu şekilde olacağız. Evet. Evet. Madem ki doğa uyumuyor, biz de uyuyacağız. Doğru söylüyorsun. Günün yorumu buydu. What do you think about the 21st, the longest day, which is going to happen tomorrow? Oh, it's very nice, especially up in the north, because the sun never goes down. So it's very nice, and it's very special if you haven't been anywhere in the Nordic countries before and you haven't experienced it. So you should really experience it once in your life. How does your normal life go, pass by? I guess it goes as in everywhere else. In the summer we're a lot outside and have fun with our friends and have a drink or something. In the winter it's very dark and it's cold, so we go skiing and it's, you know, the usual. And no boyfriend? Boyfriend? No, this is girls' night out tonight. Oh, okay. None of you have boyfriends? Oh yeah, yes. You have. Yes. Burada yaz çok nadir olduğu için şu anda çok şanslıyız gerçekten diyor. Bugün onların aslında kızlar günüymüş bütün gün. Erkek arkadaşları varmış ama şu an bunun yanlarında yokmuş. Kitula şehrindeyiz ve şu an saat 12:05 var yani gece. Ve hava hala aydınlık ve parti tam gaz devam ediyor. Gece yarısı saat 12 ve gördüğünüz gibi arkamda ateş yakıldı. Bu ateş sabaha kadar yanacak. Kutlamalar böyle devam edilecek ve belki birkaç kişi denize atılacak. Ve güneş gördüğünüz gibi hala arkamda duruyor. SeaWorld Orlando'da sevgili seyirciler. Hatırlarsınız ya da hatırlayamazsınız. Biz Orlando'da bundan aylar önce Halloween'i çekmiştik. Yani Cadılar Bayramı'nı. O görüntüler aklımızdan bir türlü çıkmıyor. Önce Orlando'daki geceyi şöyle bir hatırlayalım. Gördüğünüz cıvıl cıvıl bir gece hayatı var. Fakat şimdi biz ekranlarınıza Orlando'nun normal gününü getireceğiz. Çünkü bu seyrettiğiniz Cadılar Bayramı'ydı. Normalde gece hayatı nasıl? Vallahi o da fazla farklı değilmiş. Müzik
birçok yerinde çok diskotek, gece kulübü çektik sevgili seyirciler. Fakat şunu söyleyelim ki onlar arasında en iddialı olanlar bildiğiniz şu anda. İşte görüyorsunuz böyle kızlar var. Bakalım. Colin! I got you to let me from Istanbul! I'm from Istanbul. Oh, really? Konsantrasyonu görüyorsunuz. Gayet mutlu. My body guards have been so bad. But I got him really drunk tonight. But you can't tell anybody who I am. Who are you? Who are you? Uh-oh, we got Trump. What's going on? Gördüğünüz gibi araya kaynaştık. Herkes bizi seviyor şu anda. Herkes konsantre bir şekilde dans ediyor. Size adım atacak yer yok tabii. İçeride yaklaşık herhalde bir 1000 kişi var şu anda. O 1000 kişi de yani öyle normal bir kişi değil sevgili seyirciler. Etrafta genelde gördüğünüz gibi eğlenen insanlar var. Şimdi salondan salona geçiyoruz. Her salonda başka müzik. Burada başka müzik, başka kızlar. Bu toplu abi. Gördüğünüz gibi herkes mutlu. Sokaklar cıvıl cıvıl. Her tarafta insanlar bir şekilde bir yemek modundalar. How are you? I'm good. Thanks. Who is he? This is my boyfriend Michael. How long have you been together? Almost 11 months. Very nice. You are counting the months? Huh? Counting him down. Counting him down. Yeah. He's a cool guy, yeah. Yes, he is. Yeah. Very sweet. I hope a good marriage for you. A marriage? Yeah. I'm talking about 3 years on that one. Give it 3 to 5 years. We'll see about that. But for right now, we're just dating. Too early now. Yeah, a little too early. Well, are you okay with that? Absolutely. We have a lot to look forward to. A lot of things that we need to achieve before settling down is really an option. But yeah, we're both still real young, so. Yeah. I'm joking. I'm not that much serious. It's a funny sure, problem. Sure, yeah. Sure. What's your name? Veronica. Veronica. But you know what's funny? What? I bought a pizza and I put a lot of pepper on it. And it was Monday and all the pepper went into my eyes. Ah. Would you expect that? I didn't. But eyes, no problem. But you still know, beautiful. You take like this and I then see. It went and then the pepper is coming into your eyes. Bizi tüketici hakları savunucusu falan zannetti herhalde sevgili Veronica. Pizzayı şikayet ediyor. Çok fazla gözüne gelmiş karabiber. O yüzden no problem but you look beautiful. But still I spill it. Can you see me? Huh? Can you see me? Yes I can. But you look, with the pepper you look much better. Yanındaki arkadaşı görüyorsunuz. Dikkatlice bakın şimdi. Sizce ne iş yapıyor olabilir? Evsiz olabilir, aç olabilir. Yani bir şeyler yapıyor olabilir mi? Biraz zor diyeceksiniz. Ama yapıyor. Görevi ne biliyor musunuz? Bu arkadaş sevgili seyirciler, Sivil Emniyet Kuvveti. Yani onun tam Türkçe kelimesini kullanamıyorum. Çünkü biliyorsunuz bütün dillerde aynı olduğu için. Sadece emniyet kuvveti olduğunu söyleyebiliyorum. What's your job? What's my job? I do various job. I do commandos by night on Thursday night. I also work a little bit around here. Yeah. Aluminum. Nice, different things. Nice atmosphere here. Oh yeah, beautiful out here. As you can see. Bunun görevi şuymuş sevgili seyirciler. Bu sadece
olayı görüp ondan sonra da arkadaşlarını çağırıyormuş. Yani olaya müdahale etmiyor. Ve sadece gözlemliyor ve bu kıyafetle geziyor buraya. Şu anda kılık değiştirmiş durumda. Tabii biz bunları söylüyoruz. O ne konuştuğumuzu anlamıyor. O yüzden rahatça konuşabiliyoruz. Your name? I'm Bill. Bill. Bill, yeah. Will be popular in Turkey. Yeah. If you go to Turkey, nobody will let you pay money. Is that right? We are big hospitality. And for someone who we know from the television, yeah. more hospitality. Well, you think I can get a flight tonight to Turkey? Yes, I don't have to pay no money. Thank you very much. It's nice to see you. Yes. Nice day. Yes. Take care. Bye. Bill gördüğünüz gibi şu anda görevinin başına dönüyor. Biz Bill'i çok sevdik. Görüyorsunuz şu anda etrafta çöp topluyormuş gibi yapıyor. Şu anda çöp topluyormuş gibi yapıyor. Yani çöpçü kılığına girmiş bir polis o. Ve her dakika her şeyi gözlemliyor. Yani siz yanınızda bir homeless var zannediyorsunuz. Fakat o sırada yanınızda bir polis ve sizin yaptığınız hareketleri saniye saniye izliyor. Hadi şimdi bavulunuzu topluyorsunuz ve hep beraber turumuza çıkıyoruz. Bakıyoruz dünyanın bir ucundan öbür ucuna neler olmuş, neler çekmişiz. İşte ekvatorlu bir çocuk sevgili seyirciler ve babası. Sokaklardaki güzelliğin yanında bir de burada kuaför var. İşte kuaför sevgili seyirciler. Hemen içeri gireceğiz. Kuaför bulduğumuz zaman önce şu bebeğe de bakıyoruz. İşte bir bebek daha. Ondan sonra da kuaföre giriyoruz. Niye giriyoruz? Çünkü bakıyoruz buradaki fiyatlar kaça diye. Evet işte girdik. Burada arkadaşımız bizi karşıladı. Elim havada. Hello. Como estás? Yo bien, yo soy ecuatoriano, artista peluquero. Tu artista. Tu artista. Ben artistim diyor sevgili seyirciler. Bu artisti bizim bildiğimiz artistlerden zannetmeyin. Sanatçıyım demek. Okay. 55 yıldır sevgili seyirciler bu adam kuaförlük yapıyormuş. Bu adam 55 yılını bu işe vermiş. Hola Turquía, ¿cómo están? Turquía, com, Ecuador, haircut, tu. In Türkiye. Evet, buraya gelirseniz mutlaka tıraşınızı burada oluyorsunuz. Hem böyle efendi 45 yıllık, daha doğrusu 55 yıllık bir kuaför var. Hem de arkanızda böyle komik gülen sempatik kızlar var. İşte görüyorsunuz. Doris, Mariana, Veronica, Elisir. Okay, no. Entiendo. Okay, yo Acun. Acun. En español. In español, Acun. Evet, Acun'un İspanyolcası ne dedi kız? Biraz zor bir soru. Bu soru bizi açtı şu anda. İnsanlar gelip buraya piyasa yapıyorlar. Yani geliyorlar birbirlerini kesiyorlar. Mesela bu çocuk kesiyor şu anda. How you doing? How you doing? Yeah, you are looking around nice beautiful girls. Yes, around. Sir. Yeah. Very beautiful. Kızlar etrafta geziyor. Çocuklar oturuyorlar. Kızlar oturuyorlar. Birbirlerini kesiyorlar. Bir bazıları tabii romantizm yaşıyor. İşte bunlar romantik bir çift. Aynı makarnadan yiyorlar görüyorsunuz. Hayatım televizyona çıktık diyor şu anda. Yeah. Hi. Turkish TV. Turkish. Oh, Turkish TV. Very good manja. Pasta. Nice, delicious. Very good. The best. Bon appétit. Thank you. Evet. Hi. Evet, orada yemekler yeniyor. Bazıları sevgili seyirciler ümitsizce bakıyor. Bunlar ümitsiz mesela. Bunların pek kızılma şansı yok. Bunlar ümitsiz mesela. Bunların pek kızılma şansı yok. Her an, her dakika garip bir şey görebilirsiniz. Şu arkamda gördüğünüz balkona bakar mısınız? Ben bakamıyorum şu anda. Çünkü kızlar orada parti yapıyorlar tekleyecek. Parti yapıyorlar görüyorsunuz. Parti yapıyorlar. Eğlenceli bir parti olduğu kesin de.
İşte kız kıza sevgili seyirciler eğleniyorlar. Gayet mutlu bir havaları var. Buradan öyle görüyoruz. Enteresan bir olay değil mi? Evet. Enteresan bulmayanlar için de herhalde böyle görüntüler çok görüyorlar diye yorumlayalım. Çünkü her zaman her dakika da böyle sıcak kızlar görmüyoruz. Dünyanın her yerinde değişik değişik maymunlar gördük sevgili seyirciler. Hindistan'da sokağın tam ortasında caddede maymun gördük. Evet sevgili seyirciler, muz veriyoruz. Gel hadi gel. Atla dolar. Kenya'da ormanın ortasında maymun gördük. İşte şu anda ağaca tırmanıyor bir tanesi. Görüyorsunuz seyirciler. Feridun da korkusuz bir kameraman olarak son derece yakın bir şekilde çekiyor sağ olsun. Maritus'ta vahşi maymun da gördük seyirciler. Maymunun yan kesicisini de gördük seyirciler. Tayland'da. Yok oğlum orada bir şey. Juliet. Yok vallahi yok bir şey. Param yok Juliet. Aa. Juliet'e bak kesin cepçe. En yaramaz maymun da Yalta'daydı. Abi evet sevgili Martin'le ilgili bilgiler vermek isterim ama ısırıyor şu anda o yüzden bilgi veremiyorum. Fakat şimdi göreceğiniz maymun bunlarla hiçbirine benzemiyor sevgili seyirciler. İşte karşınızda günün maymunu. Evet gördüğünüz gibi kıyafetini giymiş. Evet kıyafetini giymiş. Ve hatta bir tane de gördüğünüz gibi kardeşi var. Bunlar iki kardeş. Efendim bir maymun sevgili seyirciler. Şu anda taşıyoruz. Ayakkabılarını falan bakarsanız zaten giydirmişler hayvanı. Ve o da gayet uslu uslu duruyor. Çünkü burada Moskova'da sevgili seyirciler maymunlar insanlara neşe katıyor. Şu anda etrafımıza bakarsanız zaten işte maymun. Burada da Moskova halkı. Gel işte gel maymun. Gel. İşte çocuk sevgili seyirciler büyülenmiş gibi maymuna bakıyor. Şu anda hayatında ilk defa o görüntü görüyor olabilir. Benim de ne konuştuğumu anlayamadığı için ikisinin gerginliğini birlikte yaşıyor. Şu anda bütün Moskovalılar zaten etrafımıza toplanmış durumda sevgili seyirciler. Çünkü maymun niye benim kucağımda onu merak ediyorlar. Ben mi getirdim diye işte bize doğru bakan gülen gözler görüyorsunuz. İşte maymunumuz burada. Kafasına kukulatasını geçirmişler. Burada bir şapkası daha var. Evet bunu ya oyuncak gibi hissedebilirsiniz ama hakikaten oyuncak falan değil. İşte bu hayvan böyle sevdiğim bu. İşte Moskova'daki görüntülerimiz böyle sevdiğimizler. Hayvanlar alemi gibi Moskova'nın ortasında güzel güzel fotoğrafımızı çektiriyoruz şu anda. Evet beni çekmiyor tanesiz maymunları çekiyorlar. O kadar primim yok tabii. Jamaika'da işler kesat. Esnaf memnun değil. Etrafta şu anda gördüğünüz gibi işsiz güçsüz bekleyenleri görüyorsunuz. Turist bekliyorlar. Para istiyorlar, para kazanmak istiyorlar. Kazanamıyorlar ama böyle boş boş duruyorlar. İşte hello my friend. From Turkey we are. Turkey. Yeah. Okay, okay. You're from Jamaica. Yeah man. What's your name? Maria. Maria. They call me Maria because I resemble Bob Marley. I see. Çoğuma. Mali, evet sevgili gördüğünüz gibi Mali diyorlarmış arkadaşlar çünkü Bob Marley'e benziyormuş. Biraz esir almış gibi oldu biz açıkçası. Zar zor kurtardık kendimizi. Siz hepsini tabii seyredemediniz. Yaklaşık 10 dakikadır konuşuyordu adamcağız. Halk memnun değil burada. Halk memnun değil. Şu anda bayanlar bu tarafta mesela. Annesi kaçtı, kızlar bize kaldı. Sizler kızlar buraya gelmişler. Jamaika'da turistleri görebiliyorsunuz. Yani turist deyince de böyle güzel güzel kızlar gördüğünüz gibi. Burada alışverişe gelmişler. You came for the market. I'm from New York. New York. Okay. You are here for the... yeah, the market. I know that you're from New York. Evet, kız New York'luymuş. Sabahtan beri onu söylemek istiyorum. Beautiful city. Yeah. Yeah, we accept that. Yeah. Okay. But what about Jamaica? I love Jamaica. How long have you been here? We got here on... Monday. We got here yesterday. Yesterday. How many are you here? Well, we're three of us here. We just met them. Great.
new friendships started. Yes, yeah. Many new friendships. Yeah, what do you say about your new friend? I like my new friend. Hi, Turkey. Kartegen'in alışveriş merkezi sevgili seyirciler. Adamlar bir kere şöyle bir şey yapmış. Alışveriş merkezine araba sokmuyorlar. Yani gördüğünüz dört yolda, dört tarafa doğru da yol var. Fakat arabalar geçmiyor burada. Böylece insanlar rahatça alışveriş yapıyorlar. Peki alışveriş yapıyorlar derken ne alıyorlar diyeceksiniz. Valla burada her şey var. Bakıyoruz hakikaten el işi, güzel şeyler var sevgili seyirciler. Burada bir disiplin sağlamışlar yalnız onu söyleyeyim. Seyyar satıcılara, daha doğrusu bunlar seyyar satıcı değil. Bunlar seyyar olmayan satıcılar sevgili seyirciler. Bu tip turistik satıcılara mavi üniforma giydirmişler. Arkamda gördüğünüz mavi giyinen herkes, keza bu tarafta da mavi, satıcıyım mesajı veriyor. Böylece satıcı olanla satıcı olmayanı rahatça ayırıyorlar sevgili seyirciler. Mesela satıcıyla satıcı olmayanı ayırdıkları gibi futbolcuyla futbolcu olmayanı da ayırıyorlar. İşte bu da futbol oynamış. Geliyor sevgili seyirciler. My friend. Top. Evet, gördüğünüz gibi hemen topu aldık. Hemen yeteneklerimizi göstereceğiz. Adamın tam kucağına atıyorum topu. Bakın. Görüyorsunuz. Kafasını atıyorum sevgili seyirciler. Karambolde görüyorsunuz. Evet. Buradan bütün futbol alemine sesleniyorum. Beni harcadılar. O yüzden dünyayı dolaşmaya başladım. Burada bayram var. Halloween bayramı. Bizim bayramımız. Thomas'la dostluğumuz ilerleyen bir şey. Ben de dans ediyorum. Kuşlar şu anda aptamda kalktı. Devemizle beraber çöllerdeyiz. İşte Brezilyalılar besleniyor karnavalı. Böyle vahşet olur mu? Olur seyirciler. Şu anda Niagara şelalesi yapmışlar. 1000 tane yine kurşun. Ajun Pirarada. Ajun. Ajun Pirarada. Ajun Pirarada. Ajun. Ajun Pirarada. Ajun Pirarada. Ajun Pirarada. Ajun. Ajun Pirarada. Ajun Pirarada. Ajun. Ajun Pirarada. Evet, Pirarada'yım.